Merhaba arkadaşlar. Bugün adam gibi adamla beraber bizim salondayız arkadaşlar. Size daha önce bahsettiğim gibi kendisiyle antrenman yapacağımızı da söylemiştim. Adam nasıl olacak? Göreceğiz abi, göreceğiz. Az önce gördüm deadliftlerini falan. Bayağı iyi olacağından eminim ben. Fakat bu bölümde size de faydası olacak bir şey yapmak istiyoruz. Yani biz burada kendimiz antrenman yapmak değil de kendi yaptığımız antrenmanı size de göstermek istiyoruz. Böylece siz de bu videoyu karşınıza koyup evde kendiniz bu antrenmanı yapabilirsiniz. Bu başlangıç bir ısınma antrenmanı. Benim önce adam gibi adamı ne kadar ağır sağlam olduğunu anlamam lazım. Çok ağır sağlam olduğunu fark ettim. Ama kendisinin programlamasını vesaire başka ilerleyen bölümlerde size de zaten göstereceğiz. Nasıl beslendiğini, nasıl antrenman yaptığını vesaire. Burada bir ısınma antrenmanı bizim için. Fakat spora yeni başlayanlar için gayet verimli bir antrenman olacak. Evet, tabii ki. Bu arada Adam Gibi Adam kanalında yeni başlayanlara antrenman ve beslenme tavsiyeleri verdik. Bu tavsiyeleri de kartlara koyacağım arkadaşlar. Oradan gidip Adam Gibi Adam kanalına. Oradan eğer kanalıma gelirseniz görürsünüz ne tarz tavsiyelerde bulundu Furkan kardeşimiz. Peki Adam Gibi Adam kanalında başka neler var? Kısaca bahsedelim mi arkadaşlar? Kısaca. Önceki bölümü izlemeyen arkadaşlar için. Yani şöyle diyebiliriz. Kadınlara dair pek çok YouTube kanalı var. Türkiye'de böyle bir açık var arkadaşlar. Hani ne şekilde giyinmeliyiz? Karşı cinsle neler konuşmalıyız? İşte hani bu tarz hani böyle yaşama dair hani erkeklere tavsiyeler veriyorum. Yani erkek hani öyle çok komplike bir kanal değil yani. Düz mantık ama eksikti bu. Ben de bu erkeğin bunu, kanalı. Aynen erkeğin kanalı yani. Hani ne ihtiyacınız varsa bulacaksınız yavaş yavaş. Yani öyle binlerce videomuz yok tabii ama çok güzel olacak. Çok güzel bir kanal. Adam gibi adamın abone olması gereken bir kanal diye düşünüyorum ben. Yani. Peki o zaman hemen egzersizlerimize geçelim. Evet. Furkan başlamadan önce ya bizi çok yorma ya. Yani yoracaksa başlamayalım yani. Yok merak etme çok yormayacağım. Çünkü izleyicilerin çoğu böyle bir tepki verecek yani. Çok yorulmayacağız. Kaç hareketimiz var? 6 tane hareket var. Evet. Bu 6 hareketi işte 10'ar tekrar yapıyoruz ve 4 tur. 4 tur şeklinde yapacağız. 10 hareket. Yani 10 hareket değil 10 tekrar. 10 tekrar 6 hareket. 10 tekrar. 4 tur şeklinde yapacağız. Evet. Bu hareketlerin arasında dinlenmeyeceğiz ama. Tamam. Ama mesela ikinci tura geçerken falan arada bir 2 dakika dinleneceğiz. Tamam. Bu şekilde tamamen. Aslında basit, çok fazla vakit de almayacak bir çalışma. İlk hareketimizle hemen başlayalım. Tamam. İlk hareketimiz vücut ağırlığımızda squat yapacağız. Tamam. Bu hareketi zorlaştırmak isteyen insanlar da bunu sıçrayarak yapabilirler. Tamam. Hemen bir tane örnek olarak gösteriyorum. Tamam. Şöyle squat. Evet. Ardından sıçrayacağız ama sıçramadan da yapabilirsiniz şu şekilde. Tamam. Mesela şu şekilde. Tamam. İstersen bir de böyle yandan bir göster arkadaşlara. Şu squat'ımız. Evet. Ben yeterince ağır sağlamım diyenler de tabii ki hop zıplayacak. Tamam. İlk hareketimiz bu. İkinci hareketimiz. İkinci hareketimiz de şu şekilde bir kettlebell veyahut da bir dumbbell. Bir dumbbell yardımıyla da yapılabilir bu. Çok fazla ağırlık olmasına da gerek yok. Tamam. Bu kettlebell'i savuracağız. Tamam. Nasıl bu yapıyoruz? Da şu şekilde kalçamızla bunu savuracağız. Tamam. Evet. Üçüncü hareketten sonra sana sürpriz olsun. Öyle mi? Aynen öyle. İyi o zaman başlayalım. Aynen öyle. Antrenmanımıza. Ben seni izleyerek yavaştan yapacağım artık. Tamamdır. Sana uymaya çalışacağım. Tamamdır. O zaman hemen başlıyoruz. Başlayalım. Squat'la. Tamam. 10 tekrara kadar da say dışarıdan. Ben de sıçrayayım mı? Bence sıçramalısın. Tamam. Hadi bakalım sıçrayacağız. Tamamdır. Haydi. Haydi başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buyur abicim. Evet. Durmuyoruz bak. Evet. Bak hareketi gösteriyorum. Tamam. Geri çekip kalçanla. Tamam. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Şimdi hemen şınav. 10 tane şınav yapacağız. Çok zorlananlar, yani normal şınav yapamayanlar dizini koyarak yapabilirler. Bence direkt başlamayı denesinler ya. Ne diyorsun? Direkt dizinizi koyarak da yapabilirsiniz ama bize ağır sağlamız falan diye. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Evet. Şimdi direkt ne yapıyoruz? Bunu
şu şekilde durup bir yere koyup veya dengede duramayanlar bir yerden tutunarak da yapabilirler. Tamam. Çekiş yapacağız. 10 tane bir bu taraftan, 10 tane diğer taraftan. Tamam. Dumbbell'la da aynı şekilde yapılabilir. Elimizi dizimize koyuyor muyuz? Evet, koyabiliriz. Tamamdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diğer taraf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu şekilde göstereyim. Evet. Yukarı, yani sanki arkamızda birisi var, onu dirsek atar gibi. Evet. Çekiş yapıyoruz. Bir sonraki hareketimiz burpee. Tamam. Çok seviyorsun biliyorum. Evet. 10 tane. Şınav yaparak yapılabilir. Burpee veyahut da 1. Kalçayı toplayarak yapılabilir. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Oh. Devam. Ne yapıyoruz şimdi? Mountain Climber. Şöyle. Şınav pozisyonu alıyoruz. Evet. Dizleri çekiyoruz. Tamam. Çift diz bir tur. Bunu 30 saniye boyunca yapacağız. Hadi bakalım. 10 değil. İyi o zaman. Ben bir şey saymıyorum abi. Tamamdır. Ben sayacağım. Hadi. Tamam. Başla. Ne oldu? Beni başla. Devam. Devam. Kandırdım. Şimdi 2 dakika dinleneceğiz. Konuşayım. Aslında çok basit. Basitten kastım kolay değil. Basit. Çok kafa karıştıran şey yok. İhtiyacınız olan sadece bir kettlebell veya bir... Dumbbell da olabilir. Evet, ikinci turumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen squat'la başlıyoruz. Haydi 10 tane. Başla. Oh. Şınav. Çaktırmadan sana daha fazla yaptırıyorum, farkında mısın? Saymıyorum. Evet. Çekiyoruz abicim. Buna roll da diyorlar mı? Evet. Doğru yapıyor muyum ya? Evet. İyi. Hoppa. Burpee en sevdiğim. Evet. Tutkunuyum ya bu harekete. Haydi. Hu.
Şimdi ne yapıyoruz? Çekiyoruz abi. Mountain. Evet. Daha çok. Devam. Devam. Şimdi tekrar 2 dakika dinleneceğiz. İki turumuz daha var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi antrenmanımız basit ama çok kolay değil. Evet, ne düşünüyorsun abi? Etkili yani, efektif bir değil antrenman. Mi? Şimdi ilk 2 rutini herhalde Furkan paylaşacak kanalında. Son 2'yi paylaşmıyoruz. Yani görüntü kirliliğinden dolayı. Adam. Onu ben elimde tutacağım. Yani sonrasında işte adam gibi adam ifşa diye paylaşma. Hani arkadaş, bir adam... aramız bozulursa falan. Yok canım, estağfurullah, bozulmaz. Adam makine tabii, hepsi yani çocuk oyuncağı gibi geliyor sana ama. Sence faydalı olur mu bu evinde spor yani yapan bir insan? Kesinlikle, kesinlikle. Yani sonuçta sabahtan akşama kadar ya oturuyoruz ya da hani belli bir tempoda olmayan yoğunluğumuz var yani. Hani vücudunda egzersiz nabzı içinde hani belli bir tempoda bir antrenman yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hani yağ yakımı da nabzın belli bir seviyelerinde olacak. Belli bir kalori harcadığımız zaman olacak. Vücudumuzun bir enerji harcaması lazım ki bir ihtiyacı olsun yağ dokusunu yakmaya. İşte mesela sen ofis ortamında çalışan bir insansın. Evet. Önerir misin bunu arkadaşlarına? Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani hiçbir şey yapmamaktansa yani evin içinde bu tarz basit ama etkili hareketlerle spora başlayabilirsiniz. Vücudunuzu yoğun tempolu antrenmanlara hazırlayabilirsiniz diyebilirim yani. Zaten görüldüyse yani, yani böyle bir şey oluyor. Bayağı terledik mesela. Evet. Çok mu uzun sürüyor? Hayır, 15 dakika sürüyor antrenmanınız. Biz tabii ki adam gibi adam için bir antrenman programı vesaire hazırlayacağım ben. Bunu ilerleyen bölümlerde göreceksiniz. Spor salonunda çalışan arkadaşlar için de. Tabii ki adam gibi adam kanalına abone olmayı unutmayın. Ve gelsinler, ne giymek istiyorlarsa tavsiyelerimi falan versinler. Aynen öyle. Benim takipçilerim de kesinlikle senin kanala abone olurlar diye düşünüyorum. İnşallah tabii ki abone olurlar. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek takipte kalın. Üzere.